Enem Arat benimden Fatma Hanım'ın masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, mutfakta işlerimizi bitirdik. Fatma Hanım'ın ellerine kolarına sağlık. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma Hanımcığım. Herkesin Fatma Hanım'dan beklentisi yüksekti. Sabah zaten bunu konuştuk. Yemekler gelince tadına, tuzuna, sunumuna bakacağız. Cidden Fatma Hanım yorumlarının altını doldurabilecek mi? Öncelikle masayı konuşalım istiyorum. Can Hanım'dan başlayalım mı Fatma ablacığım? Tabii. Fatma Hanım masa konusunda da kendisine çok güveniyordu. Nasıl bir masayla karşılandınız Can Hanım? Evet, çok güveniyordu ama bizim tatlı kaşık ve çatallarımız ters konmuş. Bu sağda olur, solda değil. Varan bir. Varan bir. Genel olarak... Yani dünkünden aynı yani bir değişiklik yok. Özenti güzel. Bir sofra olmuş. Özenti bir sofra olmuş. Evet. Kime özendi Fatma? Şeyimize kadar bir özentilik oluşmuş. Ha, kime özendi? Fatma Hanım size mi özendi yani? Dün ben yarıştığım için evet bana özenti bir sofra olmuş. Bekliyordum zaten böyle bir özenti. Çünkü dün beğendiğini farkındaydım. Senin böyle bir dantel örtün var mıydı hayatım? Örtü dışında zaten hemen hemen modellerimiz olsun, çiçeğimiz olsun aynı. Yanlışlarımız Fatma Hanım, hani çok güvendiğimiz yanlışlarımız aynı. Canan Hanım'ın dediği gibi. Evet, o olabilmiş demek. Olabiliyormuş şık mı? Değil mi? Masa şık mı? Demek. Güzel. Pardon. Güzel. Şık güzel. Demeyelim de güzel yani. Normal niye bir masa. Niye şık demiyorsunuz mesela Fatma abla? Niye şık demiyorlar? Bence çok şık bir masa. Ya yani normal bir masa. Yani dünkünden çok çok bir şık bir masa değil. İçiniz açılmadı mı benim masayı görünce? Hayır, aynı ya, normal. Normal bir masa. Galiba peki. Kuş kondurmanı falan bekliyorlardı masaya. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun Şifa Hanımcığım. Masa örtüsünü kendisi getirmiş herhalde. Evet. Madem bu kadar getirdin, o kadar uzun yoldan getirdin yani bunu örme falan getireydin bari yani. Normal bir şey işte artık yani. Artık örmenin modası kalmadı ya. Olabilir yani, artık bu senin Fransız farkın olabilirdi. Artık Fransız artık moda. Farkın olabilirdi, tecrüben için... var ya. Ya da yol boyu örseydin bir orlanın peşinde yerine kadar boş durmasaydın. Yani madem öyle bir el emeği olan bir şey beklerdim. Hadi yani madem getirdim ben getirmedim. Sen çok el işi yapıyorsun galiba. Ben yemek yapıyorum daha çok. Şifa da aynı ev sahibi Fatma Hanım gibi gereksiz ve boş konuşuyor. Masanın el örtüsü olması ya da hazır olması çok saçma bir yorumdu. Kendisinden de bu bekleniyordu. Saçma değildi. Madem o örtüyü oradan almış gelmiş bari eskiye dayalı veya da kendi yaptığı veya da el işlemesi olan farklı bir şey bekliyordum yani. Değişik bir yorum oldu Şifacığım. İlk defa duydum örme örtü madem, getirseydin. Hayır, o kadar tecrübesi varmış illaki vardır. Hani o kadar oradan bunu sürüyüp geldiyse... Sizi şaşırtmadı mı bu masa? Özenti olmuş aynen. Allah Betül Allah. Hanım'ın dediği gibi olmuş özenti, yani. Özenti Betül. Evet. Onun böyle bir beyazı aynısı, vardı Allah aşkına. Zaten beyaz olduğu için şık durmamış. Çiçeğiniz, masa örtünüz, yemek takımlarınız, çatal kaşığınız çok... evet bak çirkin demiyorum masanızı ama... Şık da bir olmamış. Yani en azından bir çiçeğinizi patlatabilirdiniz, bir rengini. Çiçeğim mesela dün bence. İki gündür konuşulan hatayı tutup ben şöyleyim, ben böyleyim deyip yine aynı hatayı yani bu senin için bir mükemmel tecrübe değil. Olmasıydı. Evet. Bunu yanlış güzel. Yapman çok büyük bir hata özenilmiş. Olmuş senin için. Evet ama mükemmel çünkü değil. Yanlıştı. Çatal kaşığını bahsediyorum. Renklerini bahsediyorum. Değil, benimki yanlış değil. Bizimkiler yanlıştı. Peki beğendiniz mi Şifa masayı? Demek ki bir şey genel var. Genel olarak baktığınızda evet güzel. Güzel, peki. Fatma Hanım siz nasıl buldunuz? Güzel Kadir Bey, ben tabakların rengi daha farklı olsa patlardı masada. Ben de aynı şey bahsettim işte renk olarak. Bir de bardaklar su verecek sadece büyük. Daha kibar bir şey olabilir. Yani daha küçük olabilirdi. Sonuçta kendi tercihim. Fatma Hanım sakin bir şekilde dinliyor sizi evet, bugün. Evet, su içtiğim için herhalde benim için en ideal bardak bu. Ama evet. Bugün biz misafiriz sizin masanızda. Tribünlere ben de oynuyoruz bugün. Ben de verirsem onu içeceksiniz hayatım. Ne yapıyoruz? Tribünlere oynuyoruz Kadir Bey bugün. Yani susturabilene aşk olsun olan Fatma Hanım gitmiş. Sessiz melaki bir Fatma Hanım gelmiş. Yok, zaten kaldım. Bekliyorduk. Betül bana tribünleri oynuyor dedi ama ben tribünleri oynamıyorum. Ben de Fatma Hanım'ın tribünleri oynadığını bu masayı gördükten sonra düşünüyorum. Yemek yorumlarında görürsünüz evet. Artık. Evet. Peki iftara var ama Fatma abla yemeğini ısıtacak, servis yapacak derken tabaklarımızı verelim. Söyle bir şey var mı Fatma abla bu arada? Yani sessizliğin altında da bir şey arıyorlar. Ben kendi samimi masama güveniyorum. Samimi bulmuyor Betül sessizliğini. Masamı çok seviyorum. Şu renge ve ahenge bakıp bayılıyorum o kadar. Tamam, aman bayılmayın, tabaklar elinizde. Fatma Hanım bugün biraz daha sakin evet, bilmiyorum. Sakin. Betül'e mi katılıyorsunuz yoksa yorgunluğa mı veriyorsunuz? Ama yemekten sonra bence dün geri dönüş yaptı. Neden?
dedim ben dik açının açısı ne kadar diye böyle dalga geçmeye çalıştım, pek anlamadı ama bir dönüş yaptı. Hayır, dünkü ana yemekle ne alakası? Olayı bir daha özetler misin? Hatırlayamadım. Dünkü ana yemekten sonra... Ne oldu dünkü ana yemekte? Valla tam daha çözemedim ama yarın tam göreceğiz. Allah Allah. Siz Allah çözdünüz Allah mü olayı şimdi? Fatma Hanım'ın sessizliği dünkü ana yemeğe bağlandı. Ana yemekten sonra, tamam. Betül Hanım'ın yemeğinden sonra tatlısına bağladı. Yani benim sonra masamdan sonra diye anlatıyor herhalde. Peki sebebi nedir? Çünkü ben onu alabilir miyim? Benim masam güzeldi. Kendinde hata yapacağını, öyle bir masa çıkaramayacağını örnekler alaraktan zaten yapmaya çalışmış. O yüzden de bir U dönüş yapmış. Evet, yani onu demiştim ben. Fatma Hanım'ın U dönüşü yapmış hali mi? Sessizliğinden yemek... yapmış gibi gözüküyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Şu an masayla alakalı belki söyleyecek çok bir şey yok ama yemeklere yorum yaptığınızda Fatma Hanım az önce dedi benim işim yemek dedi. Evet, evet. Yemek konusunda bilgisi olduğunu düşünüyorum. Bence eleştiri yaparken iki kere düşünün çünkü Fatma Hanım size sert sert cevaplar verebilir. Tabii ki. Biz de verebiliriz Kadir Bey sonuçta. Tabii ki. Mantık çerçevesinde olduğu sürece cevabı da eleştiriye de açığız. Ama Fatma Hanım bugün mutfakta güzel püf noktalar verdi. Eli de hızlı, elinden geleni de yaptı. Yani bilmiyorum, inşallah yorumlarınıza karşı size güzel cevaplar verir. Zahmet yapsın canım, yaşımız kadar tecrübesi var yani. Sen de iyi taktın ona. Taktım, bayağı takarım. Senin bir derdine düştü o. Takarım ha? Yani. Sinirini mi bozdu Olaf? Seni hayır, zoruna mı gitti? Hayır, sinirimi bozmadı. Yaşamışlık var, yaşanmışlık var. Yani 30 yıllık bir aşçı olabilirsin. Ama karşındakini de yani sen hani daha dünkü çocuksun gibi ezelemeye gerek yok yani bence. Fatma Hanım sizi küçümsedi mi? Ben öyle hissettim. Masanız hakkındaki yorumlara ne diyorsunuz? Gerçekten çok boş konuşuyorlar ama tabii konuşacak bir şey bulamadıkları için. Ah, o çatılı siz nasıl yanlış koydunuz? Kontrol ettiniz mi onlar gelince kendileri değiştirmesin? Merak etmeyin, merak etmeyin. Bir gözüm hep masadaydı. Bugün üzerinize çok gelecekler gibi. Gelsinler, geldikleri gibi giderler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.